işledik. Sana karşı bu kadar kabahatli ki. Normal şartlarda kendini feda etmem lazım. Kendimi kurban etmem lazım. Ama sen dininde bunu yasakladın. İnsanın kurban edilmesini yasakladın. Bundan dolayı bu hayvanı kendime bedel olarak kurban ediyorum. Ben bedeni hem ailemle, hem komşularımla, hem akrabalarımla, hem de Müslümanlar ne yapacak? Dağılacak. Bu senin rızan için de ya deyimlerim. Bu niyetle kurbanımızı doğartıyoruz. İkinci husus değerli müminler, yani kurbanımızı kestikten sonra iki rekat namaz kılmak müstahhar kılınabilir. Bir hususla Peygamber Efendimiz için şöyle bir uygulaması var. Demir olur. Peygamber Efendimiz kurban bayramı günü kurbanını kesip onun etinden bir şey vermekten bir şey yememiş. Hatta böyle ciğerinden bir hırsızlı bir şekilde vermiştir diye. O şekilde o günün efendim yemeğini başlatırmış diye. Ha biz bu sütteki işleyebiliriz ama ne oluyor şimdi? Kesin hanelerde sıra geç geliyor veya o köyünden geç kesebiliriz. Bu eğer öğle hesap ederse, öğleden sonra hesap ederse bu defa Cenab-ı Hakk'ın ziyafet günü olan kurbanda kendimizi arzulamış oluruz. Eğer işte bu gibi durumlarda duruma göre hareket edelim. Eğer hemen kesin etinden hemen bir şey imkan varsa onu uygulayalım. Ha, yoksa ne yapalım ben bununla ne olur kalkımızı yapabiliriz. Bir de bu sözü verdi bile inen akla kıyısının devamlı teşekkür ettiğinde yani bayramın dördüncü gününe kadar ne yapmayalım? Unutmayalım. Cenab-ı Hak bütün Müslümanların başta Gazze'deki din kardeşlerimiz olmak üzere Çin'deki, efendim Arakan'daki yani dünyadaki zulüm altında ezilip de ağız tadıyla bayram yapamayan bütün din kardeşlerimizin de aynı şekilde bayram sevincini yaşadığı günleri görmeyi, göstermeyi, bizlere de görmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve gösteririz. Bu günlerin hürmetine Cenab-ı Hak o kardeşlerimizle ilgilen zaferini yaklaştırsın. Zaferini gerçekleştirsin. Onlar da güven içerisinde bir mescitte, mescit bulunda namazlarını, bayram namazlarını eda edilsinler. Kurbanları da yerine getirirken, kurbanlık hayvanlarını boğazlarken acaba başımıza bir bomba düşecek mi? Namazlarımıza kadarken acaba burası bomba olacak mı diye bir korkuya düşmeden bizlerin bu güveni hamdülillah yaşadığımız o güveni onlara da Cenab-ı Hak görmeyi bizlere de aynı şekilde görmeyi nasip vermeseyiz. Yani Cenab-ı Hak güzel bir bayram geçirmeyi, efendim, barışık bir bayram geçirmeyi, akrabalarımızla, komşularımızla güzel bir bayram geçirmeyi nasip vermeseyiz. Yollara çıkacak kardeşlerimiz dikkat etsinler, acele etmesinler, bayramlarımızı hüzünlere dönüştürmeyelim. Biliyorsunuz Arap olarak kendimizden sorumlu olduğumuz gibi karşıdaki insanlar da sorumluyuz. Onun da kaza yapmasına eğer sebep olursak bundan biz de değerlendirmeyiz, sorumluyuz. Herkes bu bilinçten hareket etsin lütfen. Cenab-ı Hak cümlemizle razı olduğumuzu, hocamız bayram namazına dahil edecek. Sonra inşallah namaza başlayacağız. Bayan namazları vacibinde görülen namazda iki reşat kılardı görüyoruz. Hem iki reşatında da üstlenen ziyaret yapıyoruz. Birinci reşatta dikkat edeceğimiz Subhaneke yeni beraber okuduktan sonra üç tane ziyaret ilave tekniği alıyoruz. İkisini de ellerimizi bağlamıyoruz. Üçünü de ellerimizi bağlayıp Fatiha'da bir süre okuduktan sonra Rükû ve şeriflerimizden daha ikinci reşete kaldırıyoruz. İkinci reşete ise Fatiha ve Fatiha'nın söylediğimiz var. Üç tane daha ilave bir kuralı ellerimizi bağlamadan dördünün tek yerine rükû ve şeriflerimizi yaptıktan sonra namazımızı tamamlıyoruz inşallah. Hep beraber şu an görüyoruz. Namazı kaldırıyoruz. Kardeşlerimizle, tüm kimseyle konuşalım inşallah.
Değerli izleyicilerimiz, bayram namazları kılındı. Evet, bayram namazı kılınmasının ardından kutlamalar devam ediyor. Allah cümlemize tekrar nasip eylesin diyoruz. Thank you.